Seninle konuşabilmenin başka yolu yoktu. Kusura bakma. Acıtmamışımdır umarım. Ne istiyorsun benden? Kazançlı çıkacağım bir anlaşma yapacağız seninle. Ne anlaşması? Bu ne? Nihal'in babanı öldürdüğüne dair otopsi raporu. Ne? Onu bir zehirle öldürmüş. Beni öldürdüğü zehirle. Seni öldürdüğünü? İnsan değişir Mert. İhanetler, yalanlar, hayal kırıklıkları. Hayat sert bir dalga gibi. Çarptığı kayalardan bir parça alır ama bazen de yenisini bırakır yerine. İnsan değişir. Ama bir tek gözleri değişmez. 5 yaşında nasıl bakıyorsa 55 yaşında da öyle bakar. Mert şimdi niye sarılıyor ona Yusuf? Vallahi bilmiyorum. Ama o bir şey yapıyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Kim bu adam Yusuf? Niye bize bu kadar yardım ediyor? Onun kim olduğunun ne önemi var ki? Bak biz birlikteyiz ya. Ben senin ellerini tutuyorum ya. Gözlerine bakıyorum ya devamlı. Başka hiçbir şeyin önemi yok ki. Erdem Ayaz. Doğumundan mezuniyete kadar yanında olan Erdem Ayaz. Amcan. Ben başına gelen her şey için, çektiğim bütün acılar için çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Burada özür dilemesi gereken en son insan sensin. Ama bana dediğim gibi bir konuda yardımcı olacaksın. Nihal'le birlikte sen de yanıp kül olmak istemiyorsan, doğacak çocuğunla bir geleceğin olsun istiyorsan, kaybettiğim 20 yılıma ve kızıma yapılanları ödetmek için bana yardımcı olacaksın Mert. Ne gerekiyorsa söylemen yeterli. Yarın kardeşini alıp mahkemeye götüreceksin ve bu saçma nikahı iptal edeceksin. Buna hiç gerek yok. Kızımı o Nihal şeytanına bırakmak istemiyorum, tamam mı? Gerekirse bu şehri yakarım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Nikah zaten sahteydi. Nikah sahte miydi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim Mert Bey. Her şey istediğiniz gibi olmuştur umarım. Mükemmel. Rolünü çok iyi oynadın. Herkes gerçek bir nikah olduğuna inandı. Yalnız bir süre ortalarda göründü. Nasıl isterseniz Mert Bey. Bana anlattığın o akrep hikayesini hatırlıyor musun? Ateşi yaktım. Akrebin kendini sokmasını bekliyorum. Ben çocuğumun geleceğini bir deli için riske edemezdim. Sağ ol Mert.